Arkadaşlar nereden geliyor? Geldi. Dekorun içinde oluyor. Bir anda geri. Dekorun bu arada çok güzelmiş ya. Bana da tırrak geldi. Bir anda. O tarafa koyarsak. Hocam. Ben bundan eve de isteyeceğim. Evet, süper. Açılış sorusunu ben sorayım arkadaşlar, sonra size devredeyim, olur mu? İsterseniz kompleksiz yapın. Hayır. O kadar sen yapsan. Evet. O kadar da değil. Eski günlerin hatırına. Eski günlerin hatırına. Evet, buyurun başlayabiliriz. Hayırlı uğurlu olsun yeni oyun. Zorla güzellik oluyor mu olmuyor mu? Konu nedir? Bize ilk kim anlatacak acaba? Oyun neyi anlatıyor? Ümeç anlatmış. Yani evet. Oyunun konusu da tabii oyunun konusunu anlatamayacağız. Çünkü konuşamıyorum. Anlatırız da tabii ki hani gelip izlemenizi tercih ederiz. Oyunumuz distopik bir komedi oyunu. Biz 3 ay boyunca çok eğlenerek ve çok keyif alarak çalıştık. Distopik derken çok ince bir çizgiyle bence ütopik de olduğunu söyleyebiliriz gibi mi geliyor? Ütopik toplum anlayışına karşı evet. Bir şey distopik. Yani otoriter rejime karşı toplumları anlatan bir tarz. Oyunun yılı belli değil. Milletinin belli olmamasını tercih ediyoruz ama Türkçe isimler tabii. Evet, bir kadınların bir savaşı var erkeklere ve otoriteye karşı. Bunun hikayesi. Normalde distopikle komedi çok bir araya gelmeyen iki kavram. Biz aslında çok net ve ciddi şeyleri esprili bir mizah dilinde söylüyoruz. O yüzden kimi zaman gülerken de insanların sorguladığı ve boğazlarında bir yumruyla koltuklarından kalktığı çok keyifli, ters köşeleri olan sert ama bir o kadar da keyifli bir oyun. Hem okşuyor hem yumruk atıyor. Güldürürken düşünürüz. Peki mekanımız neresi? Neyin içindeyiz şu anda? Biz bu o dekorun içinde yapıyoruz röportajımızı. Evet. Burası benim kuaförüm. Yani oyunun karakterlerinden biri olan Müzeyyen'in kuaförü. Ama sonra kuaförün neye dönüşeceğini seyirci izleyecek. Oyunun içindeki sürprizlerden biri. Kuaförde geçiyor oyunumuz. Evet. Efendim erkek oyuncularımız iki tane mi var? Evet. Evet. Onlar evin fonksiyonu nedir? Biz aslında ben kendi adıma konuşayım. Çok sevilmeyen bir karakteri oynuyorum. Biraz böyle ortamı biraz geren seyirciyi de gerecek bir karakter. Temiz karşıtı falan mı? Öyle bir şey. Şöyle söyleyeyim aslında ben de kendi adıma şöyle söyleyeyim. Yani izleyici beni izledikten sonra şunu demesini istiyorum. Bu o zaman ben hem karakterimi hem de oyunda başarıyı yakalamış olacağım. Yani diyecekler ki lanet olsun bu adama. Yani lanet olsun böyle insanlar var. Ama biraz önce arkadaşların söylediği gibi asıl bizim bu oyundaki temel şey şu. Yani biz bir şeyi anlatırken zaman ve yer ve ya da didaktik bir şey söylemiyoruz. Bu yüzden bu oyunun bir zorluğu vardır. Yani biz aslında olasılı bir şey anlatıyoruz. Olabilir. Sadece olabilir diye bir şey söylüyoruz. Dolayısıyla da ben kendi karakterime dönecek olursak ben de birbirinden güzel 8 tane kadınla beraber oynuyorum. 7 kadınla. 8'inci hep bir hayal ediyoruz. Onların arasında artı 1 var. Artı 1 var. Bir erkek bir karakteri var olan ama çok böyle yaygın olan aslında bir erkek figürünü temsil etmeye çalıştım. Ülkemizdeki sorunlara da değiniyorsunuz anladığım kadarıyla değil mi? Yani aslında şimdi kadın sorunları. O biraz önce Sinem'in söylediği gibi distopya ile komedi çok zordur. Bir arada olması çok zordur. Aslında biz çok zor bir oyunu başarıyoruz. Yani bizim hocamızın bize verdiği bu oyun ve reji böyle oldu. Çok zor bir şey yapıyoruz. Dolayısıyla da tabii ki sanatta her zaman böyledir. Yani bu romanda da böyledir, sinemada da böyledir, tiyatroda da, bu oyunda da böyle. Evet, bir şey söylüyoruz. Yani kim yazdı acaba oyunu? Ali Erkan Ersezer yazdı. Ersezer arkadaşımız yazdı. Evet. Celal Tak yönetti. Celal Tak yönetti. Celal Bey sizi buraya alsak mı yönetmenimiz olarak? Yani peki, bütün hanımlardan böyle bir güzellik salonunda geçen hikayeyle ilgili ilk fikirlerini, oyunla ilgili duygularını alalım bir. Birer ikişer cümle. Herkes oyunla ilgili kendi karakterini ve fikrini bir anlatsın. Sonra sorulara geri dönelim. Olur mu? Ben baştan başlayalım. Başlıyorum. Ben Fatoş'u oynuyorum. Fatoş Müzeyyen'in ablası. Biraz daha kararlı ve herkesi ikna etmeye çalışan bir karakter.
Ama tabii o kararlılığın içinde kendi eğlenceli hali de var. Çünkü şimdi söylersem çok açık vereceğim oyunla ilgili ama mutlaka gelip görmenizi tavsiye ediyorum. Oyunumuz kadın haklarını ve dünyadaki kadın eşitsizliğini de eleştiren, sadece Türkiye ile ilgili aynen, bir şey değil bu. Distopik bir komedi. Bekliyoruz hepinizi. Ben Vecahat karakterini oynuyorum. Kendisi bir yogist, hatta yogist olmaya çalışıyor. Karakterle ilgili çok fazla şey ben de söyleyemiyorum ama kafasında bir sürekli ampulle geziyor. Yani bir şey yanıyor ve bir buluşu var, sürekli sorgulayan bir tavrı var. Müzeyyen karakteriyle özellikle sürekli ona bir şöyle bir şey buldum diye onu bir şekilde ikna etmeye çalışıyor ama sonra yollar başka bir yere geliyor. Benim de söyleyeceklerim karakterimle ilgili bu kadar. Evet, distopik. Aslında söyleyen herkes her şeyi söyledi. Oyunumuz gerçekten aynı zamanda evet çok ciddi bir zor bir oyun tırnak içinde ama aynı zamanda izlenmesi ve eğlenmesi de çok önde de bir oyun. Herkesi bu oyunu hem izlemeye hem eğlenmeye aynı zamanda birazcık da düşünmek için çağırıyorum ve davet ediyorum. Ben Şükran karakterini canlandırıyorum. Kendisi çok eğlenceli, şıkır şıkır bir kız. Aynı zamanda da Müzeyyen'in kuafördeki asistanı. Çok eğlenceli, birazcık alık da diyebilirim. Ama oyunumuz çok keyifli bir karakter ve hepinizin izlemesini çok isterim. Müzeyyen, bu kuaför salonunu işleten, oyunun kadın kahramanı. Neden kadın kahramanı? Çünkü otoriteye, sisteme baş kaldırıyor. Diğer bütün kadınlar sisteme uymaya çalışırken o ataerkil düzene, erkeklerin düzenine, kadınların ezilmesine karşı çıkan bir kahraman. Bakalım sonunda kahramanımız neler yapacak? Anlatamamak çok sıkıcı ya. Gerçekten anlatamamışlar. Ben de Nermin karakterini canlandırıyorum. Nermin aslında ne kadar distopik bir oyunda olsa da günümüzün sorunları var aslında. Toplumun dayattığı bu kadınlardaki güzellik ve onaylanma baskısı şu anda günümüzde de yaşıyoruz. Yani distopik bir oyundaki aslında gerçekliği beni etkiledi oyunu ilk okuduğumda. Çünkü her ne kadar baktığımda etrafımda bunun gibi ne yazık ki birçok kadın da gördüm. Bir sürü Nermin tanıdım. O yüzden benim için gözlem açısından da çok önemli oldu. Çünkü şu anda herkes işte nasıl göründüğüyle, nasıl onaylandığını, ne kadar beğenildiği de dışa yolculukta. Kimse şu an içe yolculuk yapmıyor. Kendi değerinin farkında değil. O yüzden beni bu karakter çok etkiledi ve bu oyunda beni en çok mutlu eden şeylerden biri de hani bir kadın vazgeçmiyor ama ne olursa olsun, ne kadar dönüşmüş olurlarsa olsunlar bütün kadınların da birleşince yapamayacakları şey de yok. Çünkü bize işte kadın kadının kurdudur, işte altını oyarlar, aman onu anlatma, sana şöyle yapar. Hep de birbirimize karşı da kışkırtılan bir cins olduğumuz için tam tersi. Hiçbir zaman insandır yani insanın kurduğu. Biz her zaman yurdu olmayı tercih ediyoruz. Bu yüzden de bu kadın oyununda olduğum için de çok mutluyum. Çok güzel konuşmuşsunuz. Çok güzel. Bravo. Ben Saniye karakterini canlandırıyorum. Saniye bir ev hanımı, birazcık deli olduğunu söyleyebiliriz. Kocasına çok bağlı, aynı zamanda kocasını çok da kolay gözden çıkarabilecek durumda. Siz kocasısınız ama. Böyle bir baktık ki. Sizi gözden çıkartıyorum. Ben Ayşe karakterini oynuyorum. Ben kuaförün herhalde yan dairesindeki hizmetçiyi oynuyorum. Aynı mahalledenim. Hepsini tanıyorum ama nasıl diyeyim, biraz uçuk bir karakter. Yani biraz şiddet eğilimi var diyebiliriz bence. Ve o yüzden öyle fikirler ortaya atıyor ki yapmak için biraz Müzeyyen'i kızdırıyor diye düşünüyorum. Farklı bir karakter. Çok da bir şey söylemek istemiyorum yani çünkü şu an patlamadan. Evet. Öyle söyleyebilirim. Hepinizi bekliyoruz. Efendim, en çok eğlendiğiniz sahne hangisi oluyor bu oyunda? Hepsi. Çok var. Ya gülmemek için kendimi zor tutuyorum her seferinde. Bir içime gülüyorum. Bayağı eğlenceli geçiyor. Evet, İlk üç sahne, sonra dörtten itibaren bir ciddileşmeye ve insanları düşünmeye ittiğimiz bazı fikirlerle devam ediyor oyun. Galiba 5'te bayağı seyirci de ciddi ciddi izliyor. Aa, evet diyor, yani bunu yaşıyoruz diyor. 6'da da patlatıyoruz. Mesela şey de çok önemli o zaman. Tabii. Evet. Bayağı. Şöyle şu da çok önemli. Aslında çok genel bir şeydir bu ama şunu söylemek istiyorum. Yani aslında sanatın genel bir tanımı bence şöyle.
hoşça vakit geçirmektir. Her şeyden önce. Yani didaktik bir bilgi vermek ya da birine gönderme yapmaktan çok hoşça vakit geçirmektir. Dolayısıyla aslında bu oyunda da seyircinin hoşça vakit geçirmesini istiyorum biz. Yani didaktik bir ya da böyle olacak, bu böyleydi, bu zamanda geçtiğinden çok. Çünkü ben kendi karakterimden biliyorum. Mesela ben karakteri oynarken eğleniyorum. Fazlasıyla eğleniyorum. Yani, kötü karakteri oynamak eğlendirir ama galiba. Yani eğleniyorum yani. Dolayısıyla da o empati çok önemli bir şeydir. Hoşça vakit geçirmek aslında. Başka soru var mı arkadaşlar? Bir de şunu soralım. Ne kadar sürede hazırlandınız ve ne zaman başlıyorsunuz? Oyun ne zaman başlıyor? Bütün izleyenler onu öğrensinler. Turneler olacak mı? Tarihlerimizi söyleyelim. Oyunumuz bugün üçüncü oyunu oynayacağız. Yaklaşık 3 aya yakın bir prova süreci oldu. Çünkü hepimizin farklı işleri biraz prova sürecini uzattı. Yoksa aslında 1-1,5 ayda çıkartabileceğimiz bir oyundu. Ama seyahatler ve farklı iş programları, takvimleri yüzünden biraz uzadı. Bu gece üçüncü oyunumuzu oynuyoruz. Henüz çok tazecik bir oyun. Turnelerimiz de var. Ankara turnelerimiz İstanbul'da 4 Ocak'ta Ankara'dayız. 26 Aralık'ta var. İstanbul'un iki yakasında da oynamaya çalışıyoruz. 11-19-26 Ocak'ta da. BKM'deyiz. Bu pazartesi de Kozi. Peki finali böyle eğlenceli bir soru yapalım. Zorla Güzellik Olmaz, Zogo Güzellik Merkezi'ndeki kadınlar bayağı bir vakitlerini burada geçiriyorlar hikaye gereği. Evet. Sonra başka sebeple geçiriyorlar ama hayatları da burada gidiyor gibi bir durumumuz var. Sizin güzellik salonları ve kuaförlerle ilişkiniz nasıl? Günde, ayda, haftada ne kadar vakit geçiriyor bu hanımlar güzellik merkezinde? Ben severim ama mesleki deformans yok galiba. O kadar setlerde ve şeylerde vakit geçirdiğimiz için normal kuaföre gittiğim zaman ben çok sıkılıyorum ve işimi bir an önce bitirip hemen çıkasım geliyor. Öyle uzun vakitler artık bana göre değil mesela. Yani hani yaptığım meslekten itibaren meslekten ötürü. Ama hani giyimime, kuşamıma ona ekstra zaman ayırıyorum. Hani o da güzelliğin içine giriyorsa. Ben bayağı yolunu bilmiyorum yani. Öğretken ben inşallah. Ben hiç sıkılmıyorum mesela. Çünkü benim 3 yaşında bir kızım var. Sürekli onunla vakit getirdiğim için kuaförler benim için bir kaçış alanı oluyor. Ben sürekli kuafördeyim. Böyle çektireyim, manikür yaptırayım, ne varsa artık. Ben 15'te bir oradayım. O da benim gibi aynı. Takdir edersiniz ki bizim kuaförleşicim bu. Ya ben işim düşünce giden biriyim. Kuaför salonu işletmeme rağmen burada. Saçımı da kendim kesiyorum zaman zaman. Kaşımı da kendim alıyorum. Yani sıkılıyorum kuaför salonlarından açıkçası. Ben çok keyif alıyorum. Tırnaklarımı yaptırayım, saçımı yaptırayım. Benim için en güzel kriter. Geleceksin, buralara da geleceksin. Benim yani öyle özel bir ilgim yok ama tabii tırnağımı yaptırayım, şey yaptırayım. Ben çok seviyordum ama şimdi diziye girince şey oldu yani, hiçbir şey yaptıramıyorsun. O yüzden öyle bir ilgim kalmadı ama hani kendim yapmaya çalışıyorum çok özel bir şey olmadığı sürece. Ama bazen de şey oluyor, bunu ben yapamam, acelem de var, ben kuaföre gideyim gibi bir süreç oluyor yani. Peki, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Var mı soru arkadaşlar? Şu deski kaldıralım. Deski kaldırın, fotoğraf.